Nerede bu tepki videoları? Kardeşim kuruduk, tepki videosu gelsin. Aga tepki videosu atın aga. Lan tepki verin. Ya Muhammed ve Musa, tepki videolarınızı özledik. Lütfen artık tepki videosu atar mısınız? Tepki videolarının kralları geldi. Ben gidiyorum, yok gelmedi. Sen nasıl yaptın? Evet, beni yalnız bırakıyorsun. Neyse, tepki videolarını özlemişsiniz. Evet. Biz nasıl de nasıl anladın ya? Vallahi var ya, müthiş dehasın ha. Ya oğlum yorumları yazıyorlar. Evet. Tamam lan mı zor? Evet. Tepki dostunu özlediğinize göre bugün mimari facialara tepki görüyoruz. Evet. Ama öncesinde seneli gel gel. Like attın mı videoya? Son videoya like vereceğim hadi. Bir de Instagram var. Hep Instagram unutuyorsun. O yüzden kimse bizi Instagram'dan takip etmiyor Musa. Yalnız kalıyoruz. Yalnız. Evet. Tamam bunu dedikten sonra Instagram'dan takip etmişlerdir. Hop. Geç. Evet, ilk görselimizde görmüş olduğunuz gibi yarım bir tuvalet var. Bu neden yapmışlar Musa? Bir yorum yapabilir misin ama buna? Kendimi şu tuvalette tuvalet yaparken hayal ediyorum. Sırtı duvara yazıyorsun. Sırtı duvara yazıyorsun. Ama alttan pozisyonu. Bir şey diyeceğim. Bence güncellemesi lazım. Kışa uygun değil. He. Kışı nasıl yapacaksın öyle? Duvar soğuk. Ben çözdüm. Duvarı da çözdüm ben. He. Bak şimdi bence bu çiftler için yapılan bir tuvalet. Ortadaki paravan, tamam mı? He. İki çift aynı anda denk getirdikleri an ortadaki paravan açılıyor. Doğru, kesinlikle. Ama bir şey diyeceğim bak, ama bir şey diyeceğim. Yani ben bunu yapan ustada suç bulmuyorum. Niye biliyor musun? Ustaya demişler ki, abicim yarım götlü gel aç. Aynen. Usta da gitmiş yarım götlü gel açmış. Yani aynen, ne yapsın? Doğru. Galiba evin sahibi yarım götlü ha. Aynen. İkinci görselimizde. Ben hayatımda ilk defa böyle bir mimari çalışma görüyorum. Bunu yapan mimar ne amaç yapmış lan bunu? Şimdi bunu normal bir mimar yapmamış bence. Bence. Ya böyle gözleri bozuk böyle 3-5 bina görüyordu böyle projeyi çizerken. Random koymuş. Herkes birbirlerinin evini görebilir bence burada. Bir şey diyeyim mi? Evini bulana helal olsun. Mimari facialara bakmışken aklıma bir şey takıldı. Konumuzla alakası yok ama söylemek istiyorum. Videolarımızı izlerken beğendiğiniz, eğlendiğiniz yerler varsa onları TikTok hesaplarınızda, Reels'te, Shorts'ta falan paylaşabilirsiniz. Bize Instagram'da mesaj atmanıza gerek yok bu videonuzu paylaşabilir miyim diye. Evet. Alın istediğiniz edit yapın, istediğiniz komik montajı yapın. İsterseniz böyle normal alıp paylaşabilirsiniz. Hiç sıkıntı evet. Yok. Buradan da duyurulur yani, iznimiz var. Sıkıntı evet. Yok. Neyse, videoya kaldığımız yerden devam edelim hadi. Üçüncü görselimizde. Evet. Aşağıda bir inşaat çalışması var. Evet. Ve üstte de insanlar yemek yiyor, kahve içiyor, bir şeyler yapıyor. Son yemeklerini yiyorlar. Galiba öyle gözüküyor. Ya şey mi acaba bu, hani ayağınızı yerden kesecek lezzet dedikleri bu mu? Evet. Kesinlikle. Bu mu? Ya da şey de olabilir ya. Cennette hissettiren lezzet. Evet. Ağzınıza aldığınız son lokma olacak. Ebelik ama. Abicim bu ne? Siz bu binayı tost makinesiyle mi bastınız? Ne oldu? Bu ne ya? Doğru. Bu ne kardeşim? Evin yarısını güncelleme gelmemiş daha. Doğru. Yani yeniden bir upload olacak. Yeniden bir güncelleme gelecek. Devamı kesin öyle Musa. Bu evde bu duvar bence. Duvar lan, galiba buradaki insanlar böyle evin içine yan yan yürüyor böyle. Evet. Yan yan yürüyor. Bu ne oğlum? Mesela kapısı yok. Üstten giriyorlar direkt hani. Harbiden lan, bunun kapı. Yukarı nasıl çıkıyor lan? Bence bu eve daha güncelleme gelmemiş. Bence de gelmemiş. Evet. Bir kaldırım çalışması görüyoruz. Ama kaldırım yanlış dizilmiş. Bir kırmızı tarafı diğer tarafta, diğer kırmızı tarafı ise diğer tarafta. Yani normalde kırmızı taraf birbiriyle buluşması lazım. Aynen. Yani bunu yapan abilerimiz kesinlikle. Ne yapmış, şey mi demiş? Kardeşim ben soldan başladım, sen de soldan başlama demiş. Bu ne ya? Ama mesela bu benim için çok sorun olmayacak bir şey. Musa ama ya, şimdi düşünsene. Bu kırmızı bölgede yürüyorsun. Evet. Yani. Ya biliyorum buna, yani bu görsel. Bence bunu yapan kişi açıklasın bunu. Bence de. Bunu ne kafayla yapmışsınız abi? Evet. Oo, üçü bir arada. Evet doğru. Alaturka, klozet. Bu neydi lan? Ayakta. Ayakta işiyorsun. Ayakta işiyorsun madde onu. Ona da ayakta işiyorsun. Ama ne ki onun adı bilmiyorum ki. Ben dur neydi? Pisuvar. Pisuvar mı? Tabii pisuvar. Pisuvar. Şimdi ben buraya girdiğimde kararsız kalırım biliyor musun? He. Böyle o piti piti yaparım böyle. O piti piti karameli sepeti diye. Evet. Ayağın ağrıyorsa o gün mesela şey kullanabilirsin. Bence yok ya. Ya o tür şey Alaturka'yı mı? Evet, yok Alaturka ayak ağrıtıyor. Evet. Süre sonra ayağın uyuşuyor. Ben mesela Alaturka'cıyım. Sen Alaturka'cısın değil mi? Çünkü mesela peçeteyle olmuyor, anladın mı? Bunu merak etmiyorum. Hayır gerçekten. Burada cidden bunu merak etmiyorum. O su o göte değecek. Bence ben... Mesela sen hangi tuvalete sıçarsın? Ben lavaboya sıçayım. Klozette el yıkayıp pisuvarda duş aldıktan sonra... Pisuvarda duş aldıktan sonra Alaturka'da da kullanırım. Kibrit yaksam daha çok ısıtır. Doğru. Doğru bir tespit. Hatta oğlum, kendini ısıtamıyor da olabilir belki. Ki bu ne lan böyle? Ben bir şey diyeyim mi? Bak, peteğe su götüren borunun daha fazla katkısı var. Evet, bu ne lan? Bar yanına sobamama koyun da petek ısınsın. Kilo verdikçe erişim seviyesi arttıran motivasyon mutfağı. Oğlum harbiden bu nasıl? Pizza dilimi gibi mutfak. Ben bir şey diyeyim mi? Mutfağın sonuna ulaşmak için cinali olman lazım. Buharlaşman lazım. Bu ne kardeşim? Evet, burada ben hocam, ben burada ne görüyorum biliyor musun? Ne görüyorsun? Eringen bir mimar. Yani o saati oradan alıp karşı tarafa geçirmek çok mu zor ya? Yani
Bence de. Erinmiş böyle gitmiş. Hayır, saati kaldırıp koymak daha basit. Evet. Boruyu yamultmak daha zor bir şey. İşte buna bakınca Eringen Bey mimar görüyorum. Online öğretimle mimar olmuşum. Yan tarafta bir çizim vermişler. Yapılan şey ortada. Ve sen çıkamıyorsun. Herkes kendi merdiveninden gitsin mantığı bak. O kapıdan çıkıyorsun o üst kata ulaşamıyorsun. Orası da aşağı kata ulaşamıyor. Üst kattaki de aşağı ulaşamıyor. Abi mesela yaparken ulan bu işte bir terslik var dememişler mi? Ama yaptıktan sonra fark etmişlerdi bence. Abi yani yapma aşaması vardır, anladın mı? İşte ama bir şey değil mi? Mantık yani şimdi yapılan projeye bakıldığında. Hani mesela hani yaptıktan sonra şunu demeleri lazım. Ulan bu merdivenden biz çıkamıyoruz hani. İnsanlar nasıl çıkacak? Şu ana kadarki en kötü mimar yapı bence. Bence de. Evet. Burada ne sıkıntı var? Şimdi balkon ve altı yok. Bak bence güzel bir mimar yapı. Ne biliyor musun? Ne? İstenmeyen bir misafirin olduğunda, tamam mı? Hava alması için dışarı çıkaracaksın ve bırakacaksın aşağı doğru. Woo! Gidecek. Yani ancak o. Evet, burası Türkiye değilse ben de YouTube kanalımı kapatırım. Yani tamir edin. Dizayna tamam. Bakıyorum. Sizce bu hangi ülkenin evi? Türkiye. Yani başka bir açıklama olamaz. Bence Türkiye'de bir ev bu. Şey derdim. Ben size balkon yok demedim ki. Sadece balkonu kullanamazsın. Yani. Bence öyle bir şey olur. Bunu deyip işin içinden çıkabilir. Evet. Normalde bunun bir yürüyen merdiven olması lazım değil mi? Bunun özelliği yürümüyor. Yok. Bence bunun özelliği yürüten merdiven. Doğru. Bu yürütüyor direkt otomatik. Doğru. Bir şey diyeyim mi? Ama bir yandan üzüldüm lan. Kesin bu AVM'nin sahibi, tamam mı? Maddi durumu yetmemiş. Aynen. Bakmış olacak yok, çok masrafı bu yürüyen merdiven. Evet, doğru. Ama diğer AVM'lerden de eksik kalmamak için böyle bir şey yapmış. Üzülme. Aslında bak burada bir kandırmacı var. Sen yürüyen merdivene doğru gidiyorsun. Hı. Tembellik, anladın mı? Seni tembellikten alıkoyuyor. Kesinlikle olur. Sen iyi ki mimar olmamışsın. Evet. Mimar olsaydın Musa'nın açıklaması bu olurdu. Öyle mantıklı gerçekten. Çocuğun bakışı aynı, ben bak. Kara kara bakıyor. Diyor ki acaba bunu kim yaptı ya? Hangi kafayla yaptı? Evet, şimdi aşağıda insanlar yemek yiyor. Üst tarafta da kapı var. Ters ev mi? Ters ev değil yani, kapı var. Yani camın yanına kapı yapmışlar. Normalde orası cam bak, diğer tarafı cam ama diğer tarafa bakıldığında kapı var. Cam yerine kapı yapmışlar. Şimdi bu görsele baktığımda... Babam mı lan bu? Babama da benziyor ya. Oğlum çok benziyor. Şimdi fotoğrafa baktığımızda, tamam mı? Abinin boyu mu kısa? Yok, bankamatik mi çok yüksek de çözemedim. Evet. Oh püfür püfür açık havaya karşı. 10 numara. Eyfilip. Ama saçmalığa bakar mısın abi ya? Bence bu mimarlar bir şey söylemiyor. Fantezilerine göre tuvalet tasarlıyorlar. Ama bir şey diyeceğim. Saçmalığa bakar mısın? Çeşme yok ya. Tek sorunu mu sence? Ne? İnsan tuvalet kağıdı koyar bari. Dışarıdaki canlıları düşünen bir tasar. Yani onlar desin. Ondan dolayı değildir. Ne havayı ısıtsın diye mi? Ama her şeye geçtik. Yalnız evde soba var, onu işaretlememişler. Tamam hadi kalorifer dışarıda, evde hala soba var. Üst tarafa baktığında soba var. Kalorifer ile soba anlaşamamış. Doğru. Kaloriferi dışarı almışlar. Daha mantıklı bir açıklama. Bundan daha mantıklı bir açıklama olamaz. Ya da yok ya, bence evi kaloriferin dışarı almışlardır. Onu nasıl atayım, bu ne? Bu nasıl bir yapı lan böyle? Hayatımda ilk defa böyle bir ev yapısı görüyorum. Bunun arkasını da merak ediyorum. Harbiden lan, arkası galiba böyle şey gibi. Böyle çok squat yapan evet. Kızlar oluyor ya. Evet. Bir dışarı taşmıştı. Aynen, doğru. Şimdi bunu yaparken amaç ne diye düşünüyorum. Merdivenden çıkıyormuşsun gibi hissediyor mu? Ama bence bir şey değil mi? Mantıklı bir mimari. Niye biliyor musun? Yukarıdaki insan aşağı doğru sofa bezle silkelediğinde balkona düşmeyecek. Veya sigara izmaritini attığında balkona düşmeyecek. Mantıklı. Ben mantıklı okay. Çalışma. Ben bunu okay. Kardeşim bu ne ya? Harbi bu ne? Yani. Bu su gideri, tamam mı? Su giderin orası tepede. Evet. Biriken su aşağıda kalacak. Gideri görevini görmüyor galiba. Ne yapsın kardeşim, su zıplayarak mı içeri girsin? Ne? Doğru, su zıplayarak mı girsin? Evet. Oh. Mis gibi manzara. Mis, evet. Duvara karşı. Emlakçı evin çok güzel manzarası var demiştir. Ve bana verilen ev. Evet. Burada yanlış bir matematiksel hesaplama yapılmış. Kapının kenarı boş kalmış. Ya da şey mi ya bu? Odanın içi böyle rahat nefes alsın diye mi yapılmış? Odanın gizliliği yok bu arada, fark ettin mi? Evet. Benim böyle bir oda kapım olmasını istemem. Kesin var, tuvalet kapısıdır ha. Seninle şurada karşılıklı yapmamız yok mu be? Evet. Ben bunun olayını çözdüm. Nasıl? Sen bir şey fark ettin mi burada? Ne? Bak şimdi oturuyorsun, tamam. Burada tamam. Tuvaletini yaparken herkes hayal etsin. Beni hayal etmesin de. Ben de o tuvaletim. Tamam. Bak şimdi tuvaletim geliyor. Ama öyle çok geliyor. Tamam. Bak hemen karşıda tuvaleti açıyorsun. Çok işlevli tuvalet. Aynen, çok işlevli. Mesela alttan salarken üstten böyle kabiz veriyorsun. Kabizle işiyorsun aynen. Evet, kayıp balık. İnek. Kayıp inek memo mu, bu ne? Bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir mimari çalışma? Bunu bence bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum oyun hamuruyla yapsam daha ineğe benzetir. Bu ne lan? Yok, kayıp inek memo olmuş, bu ne? Evet, bir diğer görselmiş. Şimdi evin üstünde garaj var. Ama bu garaj şey uçak pisti de olabilir belki. Uçak, bunun uçağı nasıl girecek? Helikopter. Musa, galiba araba şuradan böyle buraya uçarak giriyor. Evet, anca o şekilde. O şekilde, bunu buraya nasıl yapmışsınız, nasıl inşa etmişsiniz? Evet, şu an simetri hastaları çıldırıyor.
Evet. Yani bu saati niye ortalamazsınız ki? Ben de hafiften böyle simetri takıntılığım var. Ya şöyle tutup ortalayasın geliyor değil mi? Evet evet, böyle tutup böyle onu ortalayasın geliyor. Ya da böyle bir tane vursalar mesela binaya. Hı. Hani mesela o saf kaysa. Evet, ama ben sizin için bu videoda bu saati ortalayacağım. Merak etmeyin. En çok güldüğüm videolardan bir tanesi oldu. Benim de ya, çok keyif aldığım bir video oldu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi işte mimari yapılar bu şekildeydi. Eğer ki bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like'ı yapıştır. Bizi bu dakika kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biliyorsunuz sizleri seviyoruz. Evet. İyi ki varsınız. Ulan cansınız. Yanımızda olsanız size sarılırız vallahi. Evet. O derece çok seviyoruz sizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılar. Güle güle. Bay bay. Yandan çıkan videolarda gitmeyi unutmayın. Efsane videolar bıraktık. O halde selamünaleyküm.